Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Bu arada Özel'den yazan, Almanya'dan yazan Cihan Arman kardeşim Samspor'la geçtiğimiz ay izne gelmişlerdi. Başkanımız Erkut Tutu'yla birlikte kendileri bir dernek için Almanya'da Samspor Taraftarlar Derneği kurmak istediklerini iletmişlerdi. Bazı belgeler istenmişti kendilerinden. Onunla ilgili bir bilgi var. Almanya'da kurulacak olan Samspor Taraftarlar Augsburg Taraftarlar Derneği'nden biraz bahseder misiniz diyor. Evet, bu dernek inşallah en yakın zamanda hayata geçecek ve tüm Avrupa'da yaşayan Samsunların birleşeceği, Samsporların birleşeceği bir dernek olduğunu söyleyelim. Mesajlarınız da var. Onları da sevgili Ümit hocamızın basın toplantısındakinden sonra okumaya çalışacağım onları da. Tabii dertli olanlar bu ceza ile ilgili nedir, son durum nedir merak ediyorlar. Hepsini açıklayacağız. Onları konuşacağız diyorum. Şimdi basın toplantısına gidelim. Ümit Özat'ın yaklaşık 13 dakikalık basın toplantısı ekranlara geliyor. İyi bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarının son 15-20 dakikası koymuş olduğumuz baskı müthişti. O anlamda oyuncularımı kutluyorum. Müthiş bir baskı kurdular rakip üzerine. Ama özellikle 2-0'dan sonra ikinci yarı o verilen mücadeleden memnunum ama oynanan oyundan memnun değilim. Özellikle oyuna sonradan giren oyuncuların performansından bugün en azından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Mücadelelerinden de memnunum onların ama diri olarak girdikleri için Murat bir şeyler yapmaya çalıştı ama onun dışında Alpe'nin sol anında çok daha iyisini yapabilecek potansiyelleri var. İnşallah onlar da bundan sonraki maçlarda daha iyisini yaparlar. Sevindiğim şey tabii ki 3 puan. Üzüldüğüm şey özellikle 2-0'dan sonraki son 30 dakika oynamış olduğumuz geri çekilmemiz daha doğrusu bize yakışmadı. Bu bizim istediğimiz bir oyun tarzı değil. Belki ofise katlanması 3'ü 4'ü bulabilirdik. Ama hem yarışıyoruz hem yetiştiriyoruz. İşte şu anda kafamızdaki ortalamayla gidiyoruz. Artık çok kısa bir zaman var. Boluspor maçında iyi geçip hem Samsun halkına iyi bayram hediyesi verip hem de biz de bayrama morali girmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Buyurun. Hocam bu şu an günlerde yaşananlar, gelen bu lisans meseleleri bunlar takımda duyuluyor ve etkili oluyor mu? Yani nasıl aşılıyor? Valla şeriatın kestiği parmak acımaz. Cezayı hak etmişsek cezayı kesecekler. Bu böyledir. Bugünün cezası değil, geçmişten gelen bir şey sizin de bildiğiniz gibi. Çok dönem değil. Ben söyledim 12 puana kadar yolu var. Ben zaten sezon başı kendime bir puan hedefi koymuştum. 6 mağlubiyet hakkımız vardı. Bunun ikisini mağlup olduk sayarız. Çok dönem değil yani. Burada birini eleştirmek anlamında söylemiyorum. Dediğim gibi şeriatın kestiği parmak acımaz. Geçmişten gelen bir ceza. Bu kural uygulanıyorsa mutlaka herkese uygulanacak. Sadece bize değil, uygulanmıyorsa da kimseye uygulanmayacak. Tabii sezon içerisinde böyle olması üzüyor ama şöyle düşüneceğiz. Sezona 3 maçta 0 puanla da başlayabilirdik. 3 mağlubiyetle de başlayabilirdik. 3'ünü kestiler. Önemli değil. Yarın ben dedim 12'ye kadar yolu var. Biz 60 üstü puan toplayacağız Allah'ın izniyle. Oyuncularım da bunu biliyor. Biz bunun bilincindeyiz. Yani ne olur 6 mağlubiyet hakkımız vardı. Artık 3 mağlubiyet hakkımız kalır. Yani çok önemli değil. Ben de oyuncularım da ona aldırış etmiyoruz. Biz kendi kapasitemizi, kalitemizi biliyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek daha var. Bizim tesislerimizin girişinde de yazıyor. Mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmıyor. O mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugün konuşmak çok erken ama ben playoff oynamak istemiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Direkt çıkmak istiyorum. Çok açık ne söyleyeyim. Ben de oyuncularım da. Bunun için bu yolda her türlü mücadele yaparız. Çıkarı çıkmayız. Allah'ın takdiri. Başka? Hocam 70'ten sonra takımın geri çekilmesi kondisyona mı bağlı? Samsun Spor'un mevcut temposu bu ligin en iyi temposudur. Bir defa bunu unutmayın. Samsun Spor 1.90 dakika çıkaracak daha temposu vardır. Psikolojik söyledim. Onunla alakası yok. Skoru koruma telaşı ki bu dünyanın her takımında olur. Milan bile 1-0 attığı zaman skoru koruma telaşıyla yeri geldiği zaman geri çekiyor. Dünyanın her takımı bunu yapıyor. Bunlar normal şeyler. Oyun içinde olan şeyler. Hem 7-8 tane genç oyuncu oynatacaksınız. Hem ilk defa oynatacaksınız. Hem yetiştireceksiniz. Hem yarışacaksınız. Hem de 90 dakika baskılı oynuyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örneği yok. Bunlar olacak. Bir takım hep hücum yapmaz. Savunma da yapacak. Sadece savunma yaparken o önemli olan eşleşmeleri doğru yapmak, bireysel hataları yapmamak
takımın direncini daha da artıracak. Yoksa bugün onların da girmiş olduğu pozisyonlar var. Onlar da atabilirdi. Ama Musa'nın da girmiş olduğu pozisyon gol olsaydı bu maç çoktan da kopabilirdi. Ya da Ofi'nin ilk yarının sonunda atı, ya ilk yarı biz 3-0. Pozisyon vermeden 3-0. Musa'nın pozisyonu, Ofi'nin pozisyonu, attığımız gol. 3-0 girsek ne böyle bir çekilme olur, ne yani, bunlar var futbolun içerisinde. Lucescu 90 dakika yaslanıyor. Lucescu'nun çalıştırdığı takımların temposu mu yok? Ha, 1-0 kazanıyor. Herkes skora bakıyor. Kaldı ki biz futbolun gereklerini yapmaya çalışıyoruz. Aslında benim için savunmayı becerebilmek daha önemli. Hücumu biz yaparız. Bireysel oyuncularımız var ama takım halinde savunma yapmayı öğrenebilirsek çok daha iyi olacak. Şunu göz ardı etmemek lazım. Bu takım çok farklı bir oyun anlayışından çok farklı bir oyun anlayışına geçti. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bu takım artık pas yapmayı isteyen, iyi kapanıp kontrata çıkmaya giden, basacağı zaman da hep beraber basmak isteyen bir takım. Evet, geçen sene bu takım çok başarılı olmuş. Hocasını da tebrik ederim, oyuncuları da tebrik ederim ama bir Embiid'le gerçeğini de unutmamak lazım. Yani o takım kapanmış, Embiid'le uzun oynamış. Bununla da sonuca gitmişler, bu da başarıdır. Ama şimdi farklı bir tarz, farklı bir antrenör, farklı bir oyun şekli. Bir ayda, bir buçuk ayda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek mümkün değil. Tabii ki bizim de hatalarımız olacak. Rica ederim. Hocam, önceki bir iki maçta özellikle bireysel hatalar dikkat çekiyordu. Siz de maç sonu açıklamalarınızda bunlara dikkat çekiyordunuz. Bugün bireysel hataların asgariye indiğini gördük. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda nasıl bir tedbir aldınız? Bugün siz de bireysel hataların aza indiği konusunda hemfikirsiniz. Aslında bugün bireysel hata hiç olmadı. Bugün pozisyon hatası oldu. Bireysel hatanın bir çalışması olmaz. Bireysel hatanın çalışmasını bireysel hata yapan kendi oyuncu çalışacak. Dolayısıyla yani saha kötüdür, buna yapacak bir şey yok. Kaleci ısla geçer. Bu bireysel hata. Ne bileyim işte, yani geçmişi çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama bireysel hatayı Mourinho da gelse elinden bir şey gelmez. Dünyanın en iyi hocası da gelse bir şey gelmez. Biz de yaptık. Ben de Fenerbahçe'deki ilk yılında bir geri pas verdim. Savyola gitti. Gol attı ama orada kalmadık. Allah'a şükür çalıştık, kendimizi geliştirdik, daha iyi yerlere geldik. Oyuncular da orada kalmaması lazım. Bireysel hata işte oldu. İşte yani benim için önemli olan oyuncularıma da şunu söyledim. Öne geçtiğimiz maçlarda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. İki haftada iki farklı geriye düşmemize rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik. Biz Karşıyaka maçında 4-2-5-2 çok rahat alacağımız maç 2-2 bitti. Yine pozisyon vermeden 2 gol yedik. Olacak bunlar, yani onun nazarı diyelim ama yani şöyle düşünmek lazım. Bakın, Furkan Genç, Bekir Genç, Can Berk Genç, Oğuzhan Genç, Alperen Genç, Ersel Genç. Evet. Ercan'ı düşünüyordum. Son anda bir sakatlığı oldu, oynatamadım. Bu hafta önlü bir oynatacaktım Ercan'ı. Ercan Genç. Kenarda Burhan var. Kulübede baktığınız zaman yani 18-23 yaş arası bir ortalamayla oynayan bir takımın hata yapması çok normal. Ben 32 yaşında teknik direktör oldum. Hala belki de bu liglerin en genç teknik direktörüyüm. Benim de hata yapmam normal. Bunlar olacak. Bu hataları en aza indirip inşallah sezon sonunda hem çalışmamızın karşılığını alacağız hem istediğimiz daha yerlere geleceğiz inşallah. Şöyle, bu maçın da anlamının olması için Boluspor maçını kazanmamız lazım. Evet. Soru var mı başka? Hocam, Ekin'in durumu nasıl, ne durumu hocam? Onu doktorlarla daha görüşmedik, açıklayacaklar, sonra biz size bildiririz. Hocam, kaleciler konusunda bir tek kale değişmez demiştiniz. Fakat Furkan'ın yapmış olduğu hatalar sonucunda Bekir'e görev verdiniz. Evet. Performansından şöyle, benim kale değişmez gibi bir cümlem olmadı hiçbir zaman. Varsa buyurun, hemen getirin bana, ben de göreyim yazılı, görsel, ne varsa. Ben şunu söyledim, kale pozisyonu zırt pırt oyuncu gibi değiştirilebilecek pozisyon değil. Tamam. Ama bundan da Furkan'ın oynayacağını ya da hep oynayacağını da bundan da çıkartmayın demiştim. Cümlenin devamı da vardı. Biz bu süre içerisinde son ana kadar ben hala Furkan'ı oynatmayı düşünüyordum. Son akşama kadar da onunla da konuştum ama o bir türlü o içindeki kapanıklığı, içindeki yani o şeyini bir türlü yenemedi. İnşallah kupa maçları geliyor. Yine kupa maçına görev veririz. Hatta bakın, sezon başı ben size bir şey söylemiştim. Kalede problemi var mı dediğinizde var demiştim. İki tane iyi kalecim var demiştim. Yani biz Furkan'ı yedek bırakmadık, dinlendirdik. Ha şimdi Bekir, orası bir bayrak yarışı. Bekir aldı, Bekir götürüyor. Umarım Bekir iyi gider. Çünkü yine söylüyorum, kale pozisyonu zırt mırt değiştirecek pozisyon değil. Bugün Bekir de kötü oynayabilirdi. Haftaya Bekir'i kesecek halimiz yok. Onun da bir üç maç oynama hakkı vardı. Dolayısıyla bizim iki tane iyi kalecimiz var. Bir tanesi kısmetsizlik, bireysel hata yaptı ve bunun içine kapanıklılığını bir türlü atamadı. Dolayısıyla nasıl bir işte sağ bek Murat oynadı, Can Berk oynadı. Belki bugün Çakır oynayabilirdi. Sol bekte Erdi var, Oğuzhan var. Kalede de
Kim iyiyse o oynayacak. Hiçbiri benim babamın oğlu değil. Şimdi bakın. Biz abisi olarak hocalıktan da geçtik, arkadaş olarak. Benim onlara tek sözüm var. Benim yeşil sahanın dışında onlara sesim yükselmez. Yeşil sahanın dışında benimle gelsinler, yemek yesinler, beraber oturalım, kahve içmeye gidelim, her şeyi yapalım. Ama yeşil sahanın dışında benim dediklerim olacak. Dolayısıyla eğer bunlar onlarda psikolojik bir baskı yaratıyorsa, o onların profesyonelliği, profesyonel olamamaları, demek ki daha iyi yerlerde bu baskıyı kaldıramazlar. Bu seviyeye gelmiş oyunculara psikoloji desteği biz vermeyeceğiz. Bizim de psikologumuz var. Niye bir takımda her şeyi tek başına teknik direktör yapmaz? Teknik direktör var, antrenör var, kaleci antrenörü var, psikolog var. Anladım. İşte bunu alacak adam Furkan. Siz isterseniz size verirler. İstemezseniz kimse bir şey, ya siz gelip giderseniz almadığı anlamına anlamını çıkartmasın bu. Orada bizim psikologumuz var. Ama yanılmıyorsam Furkan'ın böyle mecmuaları okuma gibi bir alışkanlığı var. Bu sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Onu okuduğun zaman oradan ne çıkarabileceğinizi eleştiri olarak bakması lazım. Art niyet olarak bakmaması lazım oyuncular. Bana da her gün dört dörtlük yazamazsınız ki, beni de eleştiriyorsunuz. Ben 30 yıldır eleştiriliyorum. Oradaki insanların görevi bu. Furkan'ın bunları böyle anlayıp oradaki eleştirilerden, sosyal medyadaki eleştirilerden uzak durması lazım. İçine kapanıklılığın bu şekilde yenmesi lazım. Hoş, bunun aslında tıbbi tedavisi de mecazi anlamda oynaması. Oynayarak bunu geçer ama Türkiye'de her şeyin cevabı var. Her sorunun cevabı var. Bakın size çok kısa bir şey anlatayım. Furkan oynasa, iyi oynasa, helal olsun hoca güvende oynattı. Furkan oynasa, kötü oynasa, ya kardeşim bu adam 3 maç yaptı, niye oynatıyorsunuz? Bekir oynadı, kötü oynasa, ya kardeşim 3 maçta Furkan mı kesilir Bekir oynuyor? Bekir oynadı, iyi oynadı, ya kardeşim Bekir de hakkıyla oynadı. Her şeyin bir cevabı var. Yani biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bir karar veriyoruz. Takdir Allah'ın. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin aklınızdaki oyun planı. Evet. Samsun bu futbolu ne zaman oynayacak? Çok güzel soru. Çünkü devam edeyim müsaade ederseniz. Engin Hoca da aynısını söyledi. Samsun Spor Afedera'ya uzun toplarla oynayan bir şey, oyun formatı var. Siz de bundan şikayetçisiniz. Geçen seneden yok. Aynı şey değil. Soru bitti mi? Yok. Tamam mı? Bu maçın ilk yarısında özellikle ikinci yarısında baskı yiyordu. Topu ayağına alan kafasını kaldırıp o Federer'i arıyor. Ve topu öyle gönderiyor. Siz bu oyun tarzını sevmiyorsunuz. Evet. Sizin doğru. Aklınızda böyle bir oyun düşüncesi yer almıyor. Bir Sapol Samsun Spor'u ne zaman görebilirsiniz? Şimdi bakın. Çocuklara devre arasında bir şey söyledim. Ben müteahhit değilim. Ama bir apartman yapılırken apartmanın kapısını başkası yapıyor. Fayansını başkası döşüyor. İnce işini başkası yapıyor. Parkesini başkası döşüyor. Kapısını. Hepsini bir tek başına biri yapmıyor. Hepsinin bir ustası var. Bu takımın öndeki 8, arkadaki 8'lisi 4 orta sahası ve 4 defansı. Kone ve Ofi'den daha çok defansif olarak çalışmalı. Biz orada çalışacağız, savaşacağız. Orada kazandığımız topları Kone ve Ofi'ye aktaracağız. Bu bir alışkanlık. Oyuncu zaman zaman baskıdan kurtulmak için iyi düşündüğünü, top benden gitsin de nereye giderse gitsin zihniyetinde olup işte zamanında biz de sıkıştığımız zaman ya bir friki olsun da Alex atsın işi bitirsin diyorduk. Bu zaman zaman bunlar var. Bunlar da olacak ama Engin Hoca benim hakikaten babam kadar sevdiğim birisi. Başka bir şey olsaydı ona farklı cevap verirdim ama onunla öyle bir şeye girmek istemem. Ya futbolda bunlar var. Biz böyle oynamak istemiyoruz ama biz böyle oynamak istemezseniz siz önlem alacaksınız. Siz önlem alamıyorsanız, ya madem bunun böyle oynadığını biliyorsunuz önlem alacaksınız. Adana Demir maçında da Osman Hoca öyle bir açıklama yapmış. Madem bu, o zaman önlem alacaksın. Bile bile lades demez insan yani. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman aslında bizim ilk amacımız Kone'yi oynayıp Kone'nin sakladığı toplarla Musa'yı, Mehmet'i, oynadığı zaman Murat'ı, Ofi'yi defans arkasına kaçırmak. Yani biz kendi oyun stratejimizi mi anlatalım burada insanlara? Neticede futbol tek bir gerçeği var. Futbol hile oyunu. Kim kimi üterse derler. Önceden misket oynadınız. Üttüm kelimesinin ne demek olduğunu bilirsiniz. Futbolda önceden düşüneceksiniz. Bir de şimdi futbol okul gibi değil. Yani küçük bir çocuğa baktığınız zaman bu öğretmen olur diyemezsiniz. Bu avukat olur diyemezsiniz. Çünkü okuyarak öğrenecek bunları. Bu doktor olur diyemezsiniz. Okuyacak, onun okulu var. Ama futbolun
Ama bir top saydığı zaman bu futbolcu olacak diyebilirsiniz. E pası kimle yaparsın? Yetenekli oyuncuyla yaparsın. E şimdi sende, şimdi Barcelona dünyaya çok kötü örnek oldu. Herkes onlar gibi oynamaya çalışıyor. Yok öyle bir şey yok. Herkeste Xavi Iniesta yok ki. Herkeste Busquets yok ki. Herkeste Pedro tamam Chelsea'ye gitti ama yok ki. Bizde kim var pas yapan? Şu anda Hasan var, Sevgi var. Oyun sistemimiz buna yönelik. Bir ikisi var. Mehmet ne yapacak? Bizim kontrolümüzde olan toplarda defans arkası koşuyu Mehmet yapacak. Alperen yapacak, Musa yapacak. Pas yapan takımlar daha çok orta saha vasıflı oyuncularla oynayan takımlar. Biz daha iki tane orta saha oyuncusuyla oynuyoruz. Biri Mustafa, biri Hasan. Taha gelecek. Gelirse belki üçlü orta saha oynarsak top biraz daha bizde kalır. Yani bu bir bütün. E ben de burada 1,5 ay oldu. Yani aslında ben çok daha iyisini istiyorum ama buna da şükür demekten de kendimi alamıyorum. 1,5 ayda şimdi çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Galatasaray takımı 96-2000 arasında 96-98'i bir tek Hacı'nın frikiklerle şampiyon oldu. Top mu ortada yok. Hepiniz biliyorsunuz. Üçüncü yılında artık 99 takım iyi olmaya başladı. 2000 zaten toparladı gitti. E bazen böyle var. Biz de çok işte herkesin bir rolü var. Biz de çok Alex'in frikikle maç aldık. Çatır çatır top oynayıp almadık. Ofin de bu özelliği varsa kullanacağız. Rakip de bunu biliyorsa önlem alacak. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Özat'ın ilk defa böyle bir hem gülerek hem bütün gazeteci arkadaşlarımızın sorularını alarak cevap verdi. Yaklaşık 14 dakikaya yakın bir bizleri bilgilendirmiş oldu diyoruz. Hocam şimdi gelelim. Bu arada 6400 biletli seyircimiz maçı izlemiş. Bunu da sizlerle paylaşalım. Gelen 6400 biletli seyirci vardı. Bakalım bu hafta kaç bin biletli seyirci olacak? Çünkü o maçta sahaya atılan ayakkabı, onu konuşalım hocam, onu konuşalım. Sahaya atılan çakmak, sahaya atılan su, bu hangi akla hizmet ediyor? Maç 2-0. Biz öndeyiz. Panik yapan gene biziz. Çıldıran gene biziz. Yani çıldırmak için bir fırsat kolluyoruz. Bunu sahaya atan arkadaşımız acaba nasıl bir Samsun Sporlu? Samsun Spor'un iyiliğini mi istiyor? Yani yaptığı hareket Samsun Spor'a destek mi, köstek mi? Şimdi bir ayakkabı geldi, sahanın ortasına düştü. Evet. Daha bir dakika dolmadı, ikinci ayakkabı hakemin sırtına geldi. Ya bunun yanında hiç mi kimse yok? Yani hadi o adam kontrolden çıktı. Ya biri kardeşim siz ne yapıyorsun demiyor mu? Sonradan demiştir hocam, onu birden ayağından abi, çıkartıp atmış. Abi sen benim yanımda seyrediyorsun yani. Ayakkabı ya, bu nasıl bir psikolojidir ya? Ya ayakkabı, ayakkabı, eve gideceği ayakkabı ya. Yalın ayak mı gideceksin? Yani insan bu kadar mı kontrolünü kaybeder ya? Yani akli melekelerin o an yerinde olmaması lazım. Şimdi ne oldu? Samsun Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Perşembe gün ceza çıkacak. 52. madde. Ne diyor 52. madde? Saha ve tribün olayları. Evet. Şimdi orada şey yapan, ayakkabıyı atan ya da sahaya yabancı madde atanlar kameralarla tespit edilmiştir. Kesinlikle. Tamam mı? Bu tespit edilenler bir aydan iki yıla kadar futbol sahalarından men cezası alacak. O alsın, o alsın. O tamam. O tamam, alsın. Ama öbürü? Şimdi yaptığı hareket sadece kendisiyle alakalı değil ki. Tribüne geldi. Koskoca hocam. Bir tribüne evet. Cezayı kesebilir. Kesecek, federasyon. Kesecek. Kesse tribün kapatma cezası verse kim ne diyebilir? Hiç kimse bir şey söylüyor mu? O zaman şu çıkıp da federasyona ona buna köpürmenin ne anlamı var? Yapmayacağız abi. Ondan sonra pasolik şöyle, bilmem şu böyle, emniyet böyle, kamera böyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o maçta maraton tribününde maç izleyenlerin hiçbirinin pasoligi geçmeyecek ceza alırsak. Evet. Kendini yaktın. O tribünde oturan 3000-4000 kişiyi de yaktın. Maalesef. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse onun haricinde şimdi şeye gelelim hocam. 7 puan davasına gelelim. Evet. Şimdi burada sorular da geliyor gerçi. 7 bugün puan davasını da geçen hafta konuşacaktık ama özel bir program yaptık, konuşamadık. 7 puan davasında da o şey yapmanın anlamı yok. Yani
ona buna köpürmenin anlamı yok. 7 puan davası şu. Futbol kulüplerinin lisansla ilgili durumu. Futbol Federasyonu lisans almaya hak kazanan takımların müracaatını değerlendiriyor. Bu müracaat değerlendirilirken 2010 yılında konulmuş bir takım kriterler var. UEFA ve FIFA'nın bizden istediği bir takım kriterler var. Bu kriterler, mali kriterler, tesisler, altyapı, takımın durumu, kulübün yapısı ama bunların içerisinde en önemli bölüm mali kriterler. Evet. Eğer sizin futbolcuya, personele borcunuz varsa, üstüne üstlük bir de FIFA'lık olduysanız, FIFA'da davanız varsa bundan kaçarınız yok. Madde çok açık. Evet. Puan silme cezası diyor. Şimdi Samsunspor'un 2012 yılı 1 Ocak 2012 ile 1 Ocak 2013 arasındaki 365 günlük değerlendirmesi 2013 yılının Eylül ayında yapılıyor. Puan kesme cezası verilmiş 1 puan. Evet. Bu ceza ertelenmiş. 2013 yılının değerlendirilmesi 2014 Eylül'de yapılmış. Gene sıkıntı var. 3 puan ceza verilmiş. Bu da ertelenmiş. 2014 yılının değerlendirilmesi 2015 Eylül'de yapılmış. Yani bu Eylül'de. Evet. Bu Eylül'ün başında. İkisinde, üçünde. Yine aynı. 3 puan daha. Topla 7 puan. Bunun 4'ü ertelenmiş. Önümüzde duruyor. 3 puan daha verilecek. 3 puan daha verilmiş. Toplam 7 puan. Bunun bir ileri aşaması daha var aslında. Bekleyen tehlikenin farkında değiliz. Bir ileri aşaması önümüzdeki sene 2016 Eylül'de yapılan incelemelerde eğer bu durumla ilgili sıkıntı devam ederse küme düşme cezasıyla da karşıya kalabiliriz. Küme düşme cezası. Bir alt lige değil mi? Şimdi Samsunspor takımı maddi yönden sadece bugün değil, dün değil, önceki yıllar değil, 10 yıllardır sorunlu. Ta İsmail Uyanık'ın başkanlık yaptığı dönemden alınız, tutunuz. Evet. Samsunspor'un hep bir maddi sorunu var abi. Hep bir maddi sorunu var. Ben 40 yaşındayım. 30 senedir Samsunspor maçlarını takip ediyorum. 30 senedir Samsunspor'da para problemi var abi. Niye 30 senedir niye? Var abi. Menteşov üzerinde yoktu ya. Hep birileri veriyordu abi. Yok, hep birileri veriyordu. Yoktu, hep birileri veriyordu. Menteşoğlu veriyordu. Yani Menteşoğlu gittikten sonra ne oldu? Ondan sonra başladı sıkıntı. Başladı sıkıntı yani. Bu 1, 3, 5, 10 yılın sorunu değil ki. Şimdi bu şehirde hala daha 300-500 kombine satılıyor. Biz kulübümüze ne kadar sahip çıkıyoruz? Kulübün üyeleri, bizler, ben dahil, aidatlarımızı yıllardır yatırmıyoruz. Sonra ona buna tribünde bağırıyoruz, çağırıyoruz, sosyal medyada klavyelerle saldırıyoruz. Hocam peki başka... Buraya kadar tamam. Sidat kirası, 5 yıllık Sidat kirası 1.750 bin lira. Ya o da var, o da var. O da var. Yani. Deveye sormuşlar nere neyeri, nerem doğru ki demiş. Yani sıkıntı bir tane değil ki. Para, para, para. Dolayısıyla bu cezalardan kaçış yok kardeşim. Şimdi onu diyeceğim. Şimdi bu cezaların dördü ertelenmiş, üçü yeni. Tamam, yeni. Şimdi bugün sevgili Fatih Tutar'ın yazısından sonra sosyal medya çalkalanmaya başladı. Samsunspor'un cezası kaldırılmış diye. Sen de bugün kulüpteydin. Bunu sordun, açıkla. Açıklayayım. Kime sordun? Ne sordun, ne cevap aldın, net açıkla. Zaten Erkut Başkan Ankara'da olduğunu söyledim bugün. Bu işlerle uğraşıyor. Perşembe günü tahkim karar verecek. Samsunspor dosya halinde sundu. Dedi ki kardeşim ben yabancı futbolcu, kaç tane yabancı futbolcuya borcum var? 10 tane. Ben onundan da ben elinden yazı almışım. Benim paralarım ödeniyor. Ben de bir yapılandırılmış. Ben ve ödedikleri dekontlarla beraber tahkime gittiler.
tahkimden çıkacak olan sonuç önemli. Şu anda bu kardeşim, Fatih kardeşim, bunu nereden aldı, nereden yazdı bilinmiyor. Salı ve perşembe günleri bu kararlar veriliyor. Bugün olacağını zannetmiyorlar. Salı günü disiplin kuruluna sevkler yapılıyor. Perşembe günü karara bağlı. Karar veriliyor. Perşembe günü bu saçımızın siyah mı, beyaz mı, kel miyiz, değil miyiz, hepsi aynada göreceğiz. Yani ben diyorum ki, insanlar burada yazıyorlar nedir, ne değildir diye. Açıklıyorum, diyorum. Perşembe gününü bekleyeceğiz arkadaşlar. Perşembe gününden önce net, resmi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Olsaydı ben bugün bu programa çıkarken gümbür gümbür söylerdim. Sen nasıl yorumluyorsun? 7 puan. 7 puanın, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Biraz da bizim deneyimimiz varsa, aldığımız bilgiler doğrusunda 3 puanı kesin bize yaslarlar hocam. Güzel, okşarlar bizi. Bir 3 puandan okşarlar. Geri kalan puanlarda iyi niyet, Samsunspor'daki iyi niyeti görülürse 3 puanı daha silinir. O artı 1 puanı da ileriki günlerde bize yine hanemize yazarlar. Benim kendi fikrim, düşüncem bu. Ama bize 3 puan gelecek diyorum. Bize bir 3 puan yaslayacaklar. Çünkü Buca da aynı durumdaymış. Buca Spor aynen Samsunspor kulübünü arıyor. Ya diyor, bula bula ikimizi mi buldular diyor. İkimiz mi çıktı? Denizli de var ama. Denizli de var, şöyle o kadar bir şey değil de var. Denizli bayağı bir para toplamış, 20 trilyonun üzerinde. O söz konusu futbolcular olan borçlarını falan da kapatmış. Ama hala daha dosyası devam ediyor. Yani o cezayı, geçmiş yıllardan aldığı cezayı kaldırır mı, etkiler mi? Onlar da büyük bir beklenti içindeler. Çünkü sen emsal gösterecek. Yani yarın bir gün başka takımlarda bu olduğu zaman, ya sen Samsunspor'da bunu uygulamadın, niye bize uyguluyorsun? Emsal gösterilmemesi için bize bir 3 puan öpecekler bizi. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum hocam. Şimdi Bolu maçı acaba maratondaki seyircisiz oynanır mı? O da perşembe günü. O da perşembe günü. Çünkü cuma günü maçımız. O da perşembe. O ayakkabıyı atan arkadaş gitsin. Sağ tanede kınacılar var. Sadece ayakkabı değil ki. Su atılmadı mı? Pet su atılmadı ya mı? Hocam o cisim atıldı da ya, ayakkabı öyle bir göründü ki çakmak yani. Çakmak atılmadı mı? Atıldı. Ya niye atıyoruz abi? Peki bunlar hocam çakmak. Abi biz maça niye gidiyoruz ya? Yani dert bir taneyken. Sonra bağırıyoruz. Tüpçü yeter, Yıldırım Demirören yeter, o yeter, bu yeter. Ona yazıklar olsun. Ya biz önce evimizin önünü süpürelim de. Değil mi? Önce evimizin önünü süpürelim, ondan sonra sokakların kirliliğinden hocam, şikayet edelim. Söyleyeyim sana. Yine diğer taraftarlara bakarak, diğer takımların taraftar gruplarına bakarak biz iyiyiz de. Böyle içinden çıkıyor. Bunları artık otokontrol sistemiyle aramızda tutmayacağız. Şimdi abi bak şu, doğru da bak şimdi şu, herhangi bir takımın maçında iç sahada ayakkabı atılır, hakemin sırtına gelir, disiplin kuruluna sevk edilmez ya da ceza verilmez, bize verilir, o zaman isyan ederiz bizimle dertleri var diye. Evet. Doğru. Sen ayakkabıyı atacaksın, hakem art niyetli bir hakem olsa ne yapar biliyor musun? Durdurur. Sen? Hakem art niyetli bir hakem olsa kendini yere atar. Tamam. Evet. Sakatlandım der arkadaş. Nefes alamıyorum. Böğrüme geldi der. Evet. O hakem o maçı orada tatil eder. Tatil etmez. Seyirciyi boşaltırır. Ne? Basket maçı değil bu. Tatil niye eder. Yapmaz mı? Ya basket maçında boşaltırsın. Futbol maçında değil. Maçı tatil eder. Maçı tatil eder. Altından kalkılamayacak ceza verirler bize. Tribünü boşaltırlar. Yaptığımız basit bir şey ya. Ayak. Ya bir de nasıl bir psikoloji arkadaş? Ayakkabı bu ya. Ya eve nasıl gidecek? Birini attın. Tek ayakla tamam, nasıl gideceksin? Tamam, dışarıda, dışarıda yakalayacak ya hocam. Tek ayakla geliyor da. Daha kolay bulunur. Daha kolay bulunur yani. Ya böyle bir enteresan. Hocam biraz mesaj okuyalım mı? Okuyalım. Yaklaşık 30-40'a yakın mesajımız var. Ahmet Uçarlı, Türkiye Kupası geçen yılki gibi ciddiye alınırsa takım oyununda ve oyuncu kazanma anlamında fırsat olabilir. Ekiko Zolo, Burhan ve stoperlerin hatta sakatlıktan çıkacak
İvano ve Taha için düşünürsek olursak formları direkt yükseltecektir. Yine yuvarlamaya başladın. Şöyle sesle hocam, tane tane okusana birader. Ya uzun yazıyor hocam. Yani, ya uzun veya kısa diyorum, o zaman insanların mesajını okumayacaksın kardeşim. Eğer insanlara mesaj at diyorsan ve insanlar buraya mesaj atıyorsa, evet, insanların mesajını yuvarlamadan tane tane oku, biz de yorumlayalım. Ama, şimdi ben anlamıyorum, şurada bir metre var aramızda, insanlar nasıl anlayacak? Hocam, ondan sonra diyorlar ki peki bir Ender Hoca programda Atilla Cebeci ile çok uğraşıyor. Ya ne yapayım ama dayanamıyorum ki ya. Selçuk Yılmaz, anonsçu dayı dün akşam tam bir rezaletti ya, öyle mi anons yapılır, öyle mi kadro okunur, kahveden bir adam çağırsınlar, bundan daha iyi yapmasa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Çapulcu Talip Kamil, Ender Hocam sana selamlar, sahaya yabancı madde ve ayakkabı atanları lütfen uyarın. Arif Alkan, bu ligin futbolcu kalitesi yüksek bir takımla oynadık. İlk yarı kalemizi zorlayan bir atak hatırlamıyorum. Zaman zaman zorlanmadık değil tabii ama 3 puanı hanemize yazdırmayı bildik. Sindire sindire yavaş yavaş hedefe doğru emin adımlarla yürümeliyiz. Sulhi Sevilmiş, o ayakkabı atan kişi Samsunspor'lu olamaz. Ne oldu? Ceza gelecek. Bir de o kadar kişinin maça gelmeyeceği, 5 kuruşa ihtiyacımız olduğu zaman da para cezası yiyeceğiz. Çok doğru Sulhi'cim. Zafer Keskin, İyi yayınlar abicim. Bu sezon önceki sezonlara nazaran daha çok önemli. Herkes üstüne düşen görevi yapmalı. Bu takımı el birliğiyle Süper Lig'e çıkarmalıyız. Eğer bu sezonda çıkamazsak Ordu Spor gibi oluruz. Naci Korkmaz, İyi yayınlar, selamlar. 3 puan güzel oldu fakat takımda alternatif ve hamle oyuncusu bilhassa orta sahada görülüyor ve baskı yiyoruz ve rakip ortadan çabuk geçiyor. Ne dersin hocam demiş. Şimdi bu konuda bir cümle söyleyeyim. Söyle. O da şu. Şimdi Samsunspor'un ileride oynayan oyuncuları Kone ve Ofeodu. Onların arkasında Mehmet Çakır, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi ve Musa Aydın oynadı. Şimdi Musa Aydın ve Mehmet Çakır çok fazla savunma anlamında arkalarında oynayan oyunculara destek veremediler bu maçta. Özellikle ilk 10 dakika 15 dakika bunu çok rahat gördük. Ne oldu bu defa? Hasan'la Mustafa Sevgi'ye aşırı yük bindi. Ve çabuk yorulmalar başladı. Evet. Zaten Mustafa Sevgi hem sarı kartı vardı hem de biraz evet, yorgun, duran top kullanıyor. Sahada basmadık, yer bırakmadı. Yerinde bir güç karar de değil mi hocam? Bindi. Oyundan almak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu Naci Bey'in bu yorumuna katılıyorum. Enes Koca Koç, Atilla abi 3 puanın silinmeyeceği hakkında söylentiler var. Doğru mudur? Açıkladık bunu. Sevgili Melek Şen, seni kutluyorum. Hocam bu da Melek kardeşim de Ankara'ya transfer oldu. Öyle mi? Handbolcuydu. Allah yolunu açık etsin diyorum. Önce eğitim Melek Şen. Evet. Önce eğitim. Eğitimimizden taviz vermiyoruz. Eğitim de devam ediyor. Okul ve spor aynı anda yapılabilir. İkisinde de aynı anda başarılı olabilir kardeşim. Özellikle söyleyeyim. Melek Şen, Samsunspor'un en büyük gücü taraftar. O ayakkabıyı atan kişi de Samsunspor'un gücünü elinden almak isteyendir. Sahaya şişe çakmak ayakkabı atanlar Samsunspor'a ceza geliyor demeyecek. O zaman hepsinden ziyade hakemin sırtına geliyor. Bu ayakkabı bu sefer de tribün kapanma cezası, her şey olabilir. Takımınızı desteklemeye gelin, sahaya ıvır zıvır atmaya değil. Onur Alaca, Atilla abi İvano bu takımla döndüğünde ve Taha bizi kimse durduramaz. Doğukan Ekiz, iyi yayınlar abi, anonsçu tam bir rezalet. Ender Hoca'nın dönmeyeceğini ve yerinin asla dolmayacağını biliyoruz. Farklı bir anonsçu gelme şansı var mı? Sonuçta anons işi itici bir güç hem takım için hem taraftar için. Kozluklu Vedat Şen, selam. Önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Puan silme olmayacakmış. Bu güzel bir haber. Şimdi Boluspor'u düşünsün ama Zola bir fiyasko. Gençlerimizin birine yer verirse daha iyi olur. Özgür Demir, Urfa çok önemli ve güçlü bir rakipti ve çok şükür 3 puan aldık. Ofeydi ondan çıktıktan sonra Urfa üzerimize gelerek bizi zorladı. Ümit hocamız ofisiz takımın sahaya çıkacağını düşünmeli. Ona göre kazanacak bir taktikle çıkmalı diye düşünüyorum. Her zaman Ofeydi olmayabilir. Ümit hocamızı seviyoruz. Saygılar sunuyorum. Özgür Demir, bu puan silinmeyeceği yönünde bir takım haberler okudum. Bilmiyorum ne kadar doğru ancak sanki bir oğlum olmuş kadar sevindim bir an. İnşallah puan silinmez. Bir de Ofeydo'nun durumunu merak ediyorum. O bize çok lazım. Arkadaşlar Ofeydo idmanlarda sıkıntı yok. Ben doktorunla görüştüm. Başlıyor. Onu da size söyleyeyim. Hasan Sırdaş, yolcu. Hayırlı geceler, Allah'a emanet olun. Atilla abi çok şehir içi kaldı. Pasolik var.
Ama çocuk var diye bayan ve çocuklara bedava olsa zaten seyirci yok. Bir de o anonsu kim yaptıysa yapmasın. Yılmaz, Deniz, Deniz. Bu takım hem 4 veya 5 tane direkt oynayacak adam lazım. Neden derseniz biz 10 numaramız sakatlandı. Oyun değişti. Sağ ve sol bekten takıma hiç mi hiç yardım gelmiyor. Biraz daha hareketli oynasalardı inanın ki farklı olurdu. Yine de sağ olsun farkı bize 3 puan aldılar. Ergin Demiroğlu, sahaya ayakkabı atan 2 kişi hakkında herhangi bir ceza işlem uygulandı mı? Bu tür adamların maçlara girişini kesinlikle yasaklamamız lazım. Fevri hareketlerin cezasını takımımız çekmemeli. Osman Ömer Şahin, Atilla abi rica ediyorum sonuna kadar okur musun? Bütün herkesin sorduğu bir soru var. Bu şehir bu takıma neden sahip çıkmıyor? Çünkü Samsunspor'un yönetim ve yönetilebilme sıkıntısı var. Bu takım yıllardır maalesef sömürülüyor. Hesap soran bir Allah'ın kulu çıkmıyor. Giden yiyor, gelen yiyor ve Samsun halkı da Samsunspor'a olan güvenini yitirmiş durumda. Bu güveni tekrar kazanabilmek için güçlü yönetim, hesap soran yönetim ve başarılı bir takım olursa bu şehri kimse tutamaz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaan Candal, anons rezalet. Bu taraftara Ender abi lazım. Hüseyin Çalık, Atilla abi şu anda kaleci şansından ziyade kabağın sahibi vardır. Unutmayın hakemden dolayı. Ne diyor hocam? Bunu anlamadım. Kaleci şansından ziyade kabağın sahibi vardır ne demek hocam? Hüseyin Çalık devam ediyor. İyi yayınlar abi. Maçtan önce koreografi formamızı aldık. Maçın öncesinde futbolcularımız üzerinde ısınmaya çıktıklarında aynı formanın ayı yıldızlı olanlar çok güzeldi. Acaba nefis Bolu maçı... bir tasarım. Evet. Açık söyleyeyim çok nefis bir tasarım. O forma, o ay yıldızlı forma, futbolcuların ısınırken giydikleri forma dört dörtlük. Yani mükemmel. Acaba Bolu maçından önce de ay yıldızlı olarak satışa çıkarabilirler mi umarım? Bu yoklukta satışa çıkarırlar. Ayrıca o ayakkabıyı atanlar cezalandırılır. Yoksa biz de mağdur olacağız. İyi akşamlar demiş. Azem Ünal, puan silinse de önemli değil. Daha hırslanacağız. Bolu'yu da yendiğimizde hocanın dediği gibi her hafta 2 puan. Azem Önal, kazanmak güzel, dolu bir hafta geçiriyorum. Puan kaybettiğimizde haftam zehir oluyor ama maçı izlerken sıkıldım. Özal Urfa sürekli... maçını kazanmamız bizim aslında Bolu maçında biraz daha rahat olmamızı sağlayacak. Niye? Bir beraberlik opsiyonumuz oldu şimdi. Yani evet. Tamam 3 puan alırsak çok daha güzel olur ama en azından bir beraberlik opsiyonumuz en kötü ihtimal ortaya çıkmış oldu. Ortalama 2'den bahsediyorsun değil mi hocam? Hani o hep klasiktir ya ortalama 2 mantığından. Evet. O yüzden izleyicimiz ona işaret ettiği için söyledi. Özdal sürekli iyi yayınlar abi 2-0 öndeyiz. Birkaç kendini bilmez sahaya ayakkabı atıyor. Ben onların Samsunspor'lu olduğunu inanmıyorum. Bu sıkıntılı dönemde takımımızın yanında olmamız tefe ve zaten üstümüze geliyor. Lütfen dikkat edelim. Şimdi sevgili Ahmet Usta hocam buradan selamlarımızı iletelim sevgili Ahmet Usta'ya. Geçen gün internette gördüm fındık bahçesindeydi. Fındığı bitirdi mi bilmiyorum ama bizim programı izlediği kesin. Şimdi diyor ki az önce biz dedik ki hani tek ayakkabıyı nasıl atar falan diye. Hocam çok güzel bir tespitte bulunmuş Ahmet hocam. Diyor ki birinciyi attı tutturamadı ondan sonra ikinciyi attı diyor. Çok enteresan. Yani hocam terlikten mi ayakkabısız mı gitti diyeceğiz. Hayır kafaya koymuş yani illa isabet ettirecek ya. Anladım. Birini attı tutturamadı diyor ikinciyi tutturdu. İsmet, hocama buradan selamlarımızı saygılarımızı da iletelim. İsmet Aruç Bursa'dan iyi geceler. Ekigo iyileştirme bilgilendirseniz sevinirim. Bu arada bizim maçı TRT HD verecek. Evet Ekigo bugün idmandaydı. İdmanı seyrettim. Düz koşu yapıyordu. Ayağında ufak bir ağrılar var. Halil Atalı, puan silme cezası kalktı diyenler var. Bu bilgi doğru mu? Onun açıklamasını yaptık. Halil Bodur, izleyemiyorum. Takım ilk yarım saattir hiç yoktu. Sebebi nedir? Diyor. Mert Çakır, Ender Hoca demiş. Taner Cingöz, selamlar. Bence de Kone çok iyiydi ama Ercan ve Ekigo çok daha iyi olmalı. Takıma katkı yapmalılar. Çok güzel galibiyetler, başarılar demiş. Yüksel Ömüral, İyi yayınlar. 2 attık, 3 aldık. Takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Yalnız Ender Bey yorumlarımı kombinem benim maratonda burada su var. İçimizde kulübe zarar veren taraftar o ayakkabıyı ne hakla atıyor? Bir kişi 8 bin kişinin maç seyretmesine neden oluyorsa vebalinden nereye gidecek?
Mustafa Nogay. Abi takım oynamıyor, mücadele ediyor. Sadece uzun toplarla nereye kadar, orta sahaya hiç yok. Kanatlardan gidemiyoruz. Bence bu puanlar tesadüf diye düşünüyorum. Hmm. Umarım yanılırım. Ona söyleyelim. Yani o konuya değinelim. Puanlar tesadüf falan değil. Ben maç yazımda da yazdım. Oynanan oyun asla tatmin edici bir oyun değildir. Futbol anlamında. Evet. Asla tatmin edici bir oyun değildir. Ama mücadeleye baktığınız zaman, kazanma azmine baktığınız zaman o yerinde, ya dolayısıyla istediğiniz zaman, hatta rakibinizden fazla istediğiniz zaman, rakibinizden fazla koştuğunuz zaman, rakibinizden fazla mücadele ettiğiniz zaman, bu lig böyle bir lig, sonuç almanız gayet normal. Samsun Spor takımı da iyi mücadele etmiştir. Oyuncular sorumluluk almıştır. Hatta ve hatta bu 7 puan silindi, 3 silindi, 4 silindi ile ilgili dedikoduların döndüğü bir haftada bu tartışmalardan oyuncuların uzak tutularak bu karşılaşmada o mücadeleyi vermeleri de önemli bir ayrıntıdır. Onu da özellikle belirtmek isteyelim. Hocam iki tane mesaj var. İkisine de sen de güleceksin. Ben gülüyorum da sen de gülersin. Okusan mı okumasan mı? Selçuk Yılmaz, Ender Hoca anonstayken bu ayakkabı atma olayları olmuyordu. Ona mı bağlamış? İkincisi, öbürü de Melek Şen de demiş ki aynı Hacıvat ve Karagöz gibisiniz Atilla amca demiş. İkimize. Melek hangimiz Hacıvat? Evet, hangimiz Karagöz? Ama onu da yaz. Evet. Hüseyin Boz, Atilla Bey, ayakkabıyı atan şahısla stadın önünde karşılaşmıştık. Uzaktan gördüğüm kadarıyla ayakkabıyı atan da oydu. Zihinsel özürlüydü. Ayrıca saygı duruşunda da bağırıyordu. Hayda. Abi şimdi zihinsel özürlüyse bu tek başına maça geldi mi? O biriyle mi geldi? Tek başına bir yere gidebilecek akli dengesi var mı? İstiklal Marşı'nda yanında da diyor. Yanında biri var mıydı? Diyor. Yani o nasıl geldi, nasıl etti bilemiyoruz tabii. Hüseyin Çalık, ayakkabıyı geri verdiler. Polisin gözü önünde hiçbir işlem yapılmadı. Ya taraftarlar ya. Hayır, neredesin, hayır, ben neredeyim? Polisin gözü önünde hiçbir işlem şurada yapılmadı diye bir şey yok. Ayakkabıyı geri verdiklerini ben de gördüm. Ama onları o an o kalabalığın içinden şöyle almazlar. Bir şey, almazlar. Yani o daha evet, sonra ona ceza doğru olarak uygulanacak. O orada doğru, polis o şeyi germez. Görüntü kayıtlarında da vardır zaten. Ki bizim bu spor bürodaki müdürlerimiz, amirler falan çok tecrübeli çok isimler. Evet. Amatör balıkçı Ergin, ayakkabı atan arkadaş ayakkabısının tekini polisin elinden aldı. O polis o arkadaşa nasıl cezai bir işlem yapmaz arkadaş, anlamıyorum. Evet, burada görenler var. Olaya biraz radara girdi o. Onun peşinden gelir cezası. Yani hani var ya bizim plakaya geliyor eve. Onun peşine gelir cezası. Görüntüyle beraber tabii gelir. Şimdi stadın her yerinde şeyi var, kamera evet, var, güvenlik Kaan sistemi Candal var. Anons rezalet. Bu tarafa Ender abi lazım. Osmanlı Ömer Şahin. İyi akşamlar Atilla abi. Lütfen rica ediyorum. Sonuna kadar oku. Deminkiler değil mi bu ya? Evet evet, okudum bunları. Hocam bu yoklukta balığın çıkmadığı bu saatlerde 40 tane 50 taneye yakın mesaj geliyor. Hem de maç var. Kaç maç? 2-0. Bitti mi? Bitti. Millet bize geldi şimdi. Kötü bir başlangıç yaptı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne. Umarız önümüzdeki maçlarda istenilen sonuçları alır ama başlangıçlarda önemlidir. Yani onu da söylemek şimdi lazım. Şimdi hocam gelelim maçlarımıza. Bolu maçı 19.30 Cuma. Cuma 19.30. 1461 Trabzon deplasmanı saat 3'te bayramın cumartesi. Bayramın 3. günü mü o? Bayramın 3. günü. Samsunspor Gaziantep. Cumartesi 19'da. Burada. Alanya Samspor cumartesi 18.30. Oo, Alanya cumartesi mi oldu? Hmm. Gidecek. Erhan mi? Hoca'ya giderdik, gidelim, ziyaret ederdik. Dün akşam Erhan Hoca'nın maçını izledim televizyondan. Ben de izledim. Yani o kadar üzülürdüm ki evet. Alanya ya neler kaçırdılar? Hı. Ya neler kaçırdılar ya? 6 pastan mı kaçırmadılar? Şimdi seyretim şöyle ya, düşündüm ben, tamam mı? Bir de Erciyes hiçbir şey yapmadan 1-0'ı buldu. Sonuca bak. Maçın yorumunu yap. Erhan Hoca 5 maç 2 puan. 2 puan. Olmayacak. Vay anasını, bir sürü eleştiri. Ama oyuna baktığın zaman, pozisyonlara baktığın zaman süper.
Ya ben sevindik buradan, hocam. Biz yani Samsunlu Eren olarak, Hoca adına tabii evet, Eren Hoca Samsunlu olarak başarılar diliyoruz. Önemli bir isim. Samsun'a emeği geçmiş bir isim. Buradan Erhan Hoca'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Yani kazandığı için de mutlu olduk açıkçası. Hocam 6 maçın sadece bir tanesi pazar günü, diğerleri cumartesi günü. Kasıt ararsın. Aramıyorum, yok onda, aramıyorum, he? Aramıyorum. İyi dersen de hemen faturayı kesiyorsun. Karabük, Samspor Karabük maçı. Burada yine. Burada ilk pazar o işte 18. Kalpar Hoca'yı karşılarsın artık. Ben mi? Niye karşıladım hocam? Adam benim cenazeme geldi, şey telefondan bana şey taziyesini bildirim ya. Elazığ Samsun deplasmanı cuma günü 18. Elazığ deplasmanı cuma. Cuma günü 18. Samspor Adana maçı cumartesi günü 18.30. Burada. Burada. Allah'tan akşam saatinde maçlar hep da. Hep 18.30. Evet, yani artık kış dönemine giriyor ya. Trabzon yani maçı gündüz 3'te mi? Gündüz 3'te. De bu maç nerede? Avni Aker'de, pardon. Ordu'da değil, Avni Aker'de oynanıyor. Öyle mi? Evet, açıklandı o. Biz de Ordu yakın diye hep beraber gider gelirdik dedi. Daha iyi, bayram gezmesine gidersin Trabzon'a. Sen de gel, beraber gideriz. Gideriz. Ayın 26'sında. Hocam benim burada unuttuğum bir şey yok. Unuttuğum bir şey yok. Önümüzdeki salı günü vaktimiz de geldi zaten de. Önemli bir hafta. Perşembeyi bekliyoruz. Tahkimden çıkacak kararı bekliyoruz. Disiplin kurulundan çıkacak kararı bekliyoruz. Şimdi seyircilerimiz mesaj atıyorlar bize. Hatta şey için, Bolu maçı için şey yapanlar var. Biletini alanlar var. Hocam, eğer ceza gelirse o bilet ne olacak, yanacak mı diye soranlar var. Onu tabii bekleyeceğiz. Perşembe gününü bekleyeceğiz. Bir de bir kişi daha yollamış. Yani yollamış, daha evvel yollamış da onu okumayı unuttum. Yakup Güvenç, hayırlı akşamlar. Bazı sitelerde 7 puan kalktı deniliyor. Bilgi verir misiniz? Şimdiden iyi akşamlar demiş. Samsun Çam Yatağı köylülerine selam olsun demiş. Biz de onu burada okumadı olmasın hocam. Evet, Samet Özdemir, ha, Alihan Yaşar, Zafer Keskin, Arif Alkan, İsmail Demircioğlu, Kadir Köknel, İsmet Aruç, Kaan Candal, Hasan Sırdaş, Yolcu, Kanatsız Meleğim Benim nikiyle de yazan, bize mesaj atan seyircilerimize de buradan teşekkürlerimizi hocam, iletelim, Selim Ege, selamlarımızı iletelim. Selim Ege, Ender abi lütfen dön şu anonsu, adam tam bir rezalet. Serdar Çula, dün akşam futbolcuların ismi okunurken maraton tek sesi oldu Ender Hoca diye, dönün artık demiş. Bu yorumlarda size bundan ilgili de konuşmayacağını biliyorum ama Eray Ulusoy, Anıl Yıldız da sizinle ilgili daha da var. Rabia, Asiye Akçay, Ana Yıldız, Azem Önal size buradan mesajlarını yollamışlar. Şimdi o konuda konuşmayacağımı söylemiştim. Evet. Yani çünkü yaptığımız her yorum yanlış yerlere gidiyor. Çok fazla o konuya girmeye gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Herkese o ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir tribünden. Hocam bir dakika. Özelden bir Alişan adında bir arkadaş yollamış. Arkadaş o kadar. Ahmet Cebeci adında Çarşambalı bir abimiz engelli, 2000 lira ceza, pasolik iptal, ayakkabıları da verdiler. Ya Alişan, Ahmet Cebeci diyorsun da benim kardeşimin ismi de Ahmet Cebeci. Ama orada 2000 lira ceza, doğru. Çarşambalı çünkü bir öyle abimiz, bir maddi yaptırımı da var onun. 2000 lira ceza diye bizi bilgilendirmiş. Teşekkür ediyorum. Pasolik iptaldir çünkü bir yıla kadar şeyi var, cezası var. Evet. Cihan Arman, seni söyledik. Almanya'daki Samspor Taraftarlar Derneği'yle ilgili çalışmalarıyla ilgili yazıları da Samspor'a teslim etmişler. Hocam unuttum bize bir mesaj şey atan, yolda çeviren, soran, ya dön sen abi, niye dönmüyorsun abi, bizi bırakma abi gibi yorumlara da buradan hepsine saygı duyuyorum ama bununla ilgili konuşmayacağım. Evet. Yanlış anlaşılıyor, yanlış yerlere gidiyor. O olayın dışındayız biz artık. Tekrar aynı şeyleri konuşup şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir algıda oluşmasın. Yani o kadar istedik de bak, bağırdık da çağırdık da, o kadar yazıyoruz da bizi kale almıyor, kendini ağırdan satıyor vesaire gibi. Sakın böyle bir şey düşünmesin insanlar. O olayın farklı boyutları olduğunu kendi sosyal medya hesaplarından yazan çoluk çocuklar var. Onlar o olayın farklı boyutlarını anlatsınlar da millet öğrensin.
Öyle yazıyorlar. Çok gerek yok polemiğe. Hocam teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse yani cuma günü Bolu maçındayız. Bolu maçı da tehlikeli maçlardan biri hocam. Kadrosunu güçlendirmiş. Eğer tribün cezası alırsak o gün yani bu bizim Urfa maçında maraton tribününde maçı izleyenler stada giremeyecek. O zaman onların yerini doldurmak başka o gün oraya olmayanlara düşer. O gün orada olmayanlar ceza alırsak lütfen o tribünü tekrar doldursunlar. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah para cezasıyla atlatırız. Ama bekleyip göreceğiz. Bu puan silme olayı da bu hafta neticeye bağlanacak. Samsunspor için inşallah olumlu bir karar çıkar. Eğer bu puan silme cezası ile ilgili bir erteleme daha çıkarsa, yani o aşkla, şevkle, o moralle de bu takım çok daha iyi sonuçlar alabilir. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Bir Spor 55'in daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. Hoşçakalın, iyi geceler.